Merhabalar, Beyzalya Craft kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda İlayda bebeğin 4. partını çekeceğiz. Vücudunu tamamladık. Bu partta elbiselerinin bir kısmını öreceğiz. Şöyle pijamasını ve üstünü öreceğiz. 5. partta ise aksesuarlarını, ayakkabısını, bu oyuncağını, şu uyku arkadaşı oyuncağını ve bu uyku bandanasını yapacağız. Kullandığım ipler, vücuduna Peria Baby Soft kullandım. Şu kıyafetlerine Gazal Baby Koton kullandım. Şu ayakkabısına, şu uyku arkadaşına da gene Peria Baby Soft kullandım. Saçları için ise Etamen ipi kullandım arkadaşlar. Gözlerine 12 milim. Tığ numaram ise 1.75. Evet, vakit geçirmeden hemen bebeğimizi örmeye başlıyoruz. Kıyafetinden, şu paçasından öreceğiz. Ben bir tanesini, bacağını daha önce ördüm, hazırladım. Diğerini sizinle beraber öreceğiz ve birleştireceğiz. Evet, pijaması için ilk önce 22 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22 tane zincirimizi çektik. Şöyle düzgün bir şekilde ilk zincirin tepesine bir tane sık iğne ile tutturuyoruz. Ve burada her bir zincire birer tane sık iğne yapıyoruz. Toplam bu bizim pijamanın birinci sırası oluyor. 22 tane sık iğne yapıyoruz. Birinci sırada. İpi de alttan yürütmeyi ihmal etmeyelim. Zincirleri çok sıkı çekmedim. Normal çektim. 22 tane sık iğnemizi bu şekilde ördüm. Birinci sırayı tamamladım. Hemen buraya işaret ipini yerleştiriyorum ve ikinci sırayla devam edeceğim. Şöyle 2, 3 ve 4. sıraları, toplamda 3 sıra, herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 22 tane sık iğnemizi örüyoruz. 4 sıra olacak toplam. 1 sıra ördük, 3 sıra daha örüyoruz. 4 sıra ördük bu şekilde. Şimdi 5. sırayı öreceğiz. 5. sırada artırmalar yapacağız. 10 tane örüp 1 tane artırıyoruz ve bunu 2 defa tekrar edeceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde, 5. sıranın sonuna geldiğimizde 22 tane olan sık iğne sayımız 24 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ördüm. Bir tane arttırıyorum. Bunu bir defa daha tekrar edeceğim. Ve 5. sırayı tamamlayacağız. 5. sırayı tamamladık. 24 tane sık iğneye ulaştık. 6 ve 9. sıraları, toplamda 4 sıra, herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 24 tane sık iğnemizi 4 sıra halinde öreceğiz. Çok sıkı örmüyoruz. Her zaman tekrar ediyorum. Kıyafetlerde elimizi biraz daha serbest bırakıyoruz. Vücudunu ördüğümüz gibi sıkı yapmıyoruz. 4 sıra ördük. 9. sıramızı tamamladık. 24 tane sık iğnemizi. Şimdi 10. sırayı öreceğiz. 10. sırada 11 tane örüp 1 tane artıracağız ve bunu 2 defa tekrar edeceğiz. 10. sıranın sonuna geldiğimizde 24 tane olan sık iğne sayımız 26 tane olacak. 10. sırayı örüyoruz şu anda ve 2 tane artıracağız. 9, 10 ve 11. 11 tane ördüm, 1 tane artırıyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum. 10. sırayı tamamladık ve 26 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi 11. sırayı öreceğiz. Şöyle 11, 12, 13 ve 14. sıraları, toplamda 4 sıra, herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 26 tane sık iğnemizi 4 sıra halinde örüyoruz. Evet, 14. sıramızı da tamamladık. Şimdi 15. sırayı öreceğiz. 15. sırada gene artırmalar yapıyoruz. 12 tane örüp 1 tane artıracağız. Gene 2 defa tekrar edeceğiz bunu. 26 tane olan sık iğne sayımızı 15. sıranın sonunda 28'e çıkarmış olacağız. Tekrar ediyorum. 12 tane örüp 1 tane artırıyoruz ve 2 defa tekrar ediyoruz 15. sırada. 15. sırayı tamamladık. Şimdi 16 ve 19. sıraları, toplamda 4 sıra, 28 tane sık iğnemizi
örüyoruz. Herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 4 sıra öreceğiz. 19. sırayı da tamamladık. Şimdi 20. sırayı öreceğiz. 20. sırada gene artırmalar yapacağız. 13 tane örüp 1 tane artırıyoruz ve bunu 2 defa tekrar ediyoruz. 20. sıranın sonunda 28 tane olan sık iğne sayımızı 30'a çıkaracağız. Evet, tekrar ediyorum. 13 tane örüp 1 tane artırıyoruz ve 2 defa tekrar ediyoruz bunu. 13 oldu. Şimdi hemen artırıyorum ve bir defa daha tekrar edeceğim aynısını. 20. sıramızı tamamladık. 30 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi 21 ve 22. sıraları, toplam 2 sıra herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 30 tane sık iğnemizi 2 sıra halinde örüyoruz. 22. sıraya kadar ördüm. Ben ipimi koparmayacağım arkadaşlar. Birincisini ördüğüm için birincisini örerken ipini koparabilirsiniz. Ben ikincisini ördüğümden dolayı ipini koparmıyorum. Şöyle bacağındaki şuraları nasıl yaptığımı göstereceğim. Ve hangi sıralara yaptığımı. İstediğiniz bir renk iple şöyle buralara desen yaptım. İpimi tığıma şöyle sabitledim. Şu başlangıç noktasından bakın şöyle 1, 2, 3'üncüden başlayacağım. Şuradan şöyle buralardan ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle sayalım bakın burada da aynı. 1, 2, 3. sıraya burada da şöyle ilmek kaydırmayla değişik süslemeler de yapabilirsiniz. Buradaki ilmek kaydırmaları çok sıkı tutmuyorum. Kasmasın diye. Şöyle. Sıra atlamıyoruz. Her bir sık iğneye birer tane olacak şekilde ilmek kaydırma yapıyoruz. Gördüğünüz gibi başlangıç noktasına kadar bu şekilde yapalım. Tekrar ediyorum. Şu ilmek kaydırmaları çok sıkmayalım. Aşırı gevşek de bırakmayalım. Başlangıç noktasında tekrar nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Evet, başlangıç noktasına geldim. Şöyle birleştiriyorum arkadaşlar. Şuradaki işaret ipini çıkaralım. Daha iyi gözüksün. Bakın şuradan hemen şu başlangıç noktasına atlıyorum. Şöyle. Ve ipimi keseceğim. Arkadan bağlayacağız. Onu da göstereyim. Şöyle ipimi kesiyorum. Şu aynı başladığım yerden içeriye alıyorum. Bakın şöyle. İçeriye aldım. Diğerini de. Bunun her iki ucunu da düğümleyeceğim. Şöyle sıkı düğüm atıyorum. İki defa düğüm atacağım. İpimizi kesiyoruz. Şöyle. Bu şekilde yaptık. Şimdi şu bir üste geçeceğiz. Buranın aralıklarını söyleyeyim. Bakın. 1, 2, 3, 4 tane sayıyoruz. 5.'ye aynı işlemi 4 defa yapacağız. Hepsinin arasında 5 tane. 1, 2, 3, 4 tane sayıyoruz. 5.'ye bu şekilde 3 tane daha gösterdiğim gibi ilmek kaydırma yapıyoruz. Dediğim şekilde yaptım. Şöyle paçasını her ikisini de eşit şekilde. Şimdi birleştireceğiz bacaklarını arkadaşlar. Şöyle şunu da alıyoruz. Bakın şurası bizim başlangıç noktamız. Şöyle içe gelecek kısımda şöyle tutuyoruz. Gelecek şekilde. Zincir çekmiyorum. Direkt diğer bacağa geçiyorum. Şuradan. Ve bu şekilde örmeye başlıyorum. 23. sırayı örüyoruz şu anda. 23. sırada 14 tane sık iğne örüyorum başlangıçta. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane ördüm, bir tane artırıyorum. Tekrar gene 14 tane öreceğim, bir tane daha artıracağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane ördüm. İkinci artırmamı yapıyorum ve diğer bacağa geçiyorum şimdi. Şuradan gene 14 tane daha öreceğim. İşaret ipini buradan çıkaracağız. Artık işaret ipinin yerini değiştireceğiz. Evet, birinci bacağı ördüm. 2 defa artırma yaptım 14 sık iğne arayla. Aynen ikinci bacakta da aynı işlemi yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 tane ördüm. Gene bir tane artırma yapıyorum. Burada da şu başlangıç noktasına kadar 14 tane örüp bir tane artıracağız. 2. Evet, burada da ikinci bacakta da 2 tane artırma yaptım. En son artırmayla tamamladık ve burası bizim başlangıç noktamız olacak. İşaret ipimizi buraya yerleştiriyoruz. Şimdi 23. sırayı ördük. Bacakta 22 sıra örmüştük. 23. sırayı da birleştirince ördük. Burada arkadaşlar 64 tane sık iğnemiz oldu toplamda. Şöyle her bir bacakta 30 tane sık iğne vardı. Her bacaktan 2 tane artırdık ve toplamda 64 tane sık iğneye ulaştık. 23. sıranın sonunda. Şimdi 24. sırayı öreceğiz. 24. sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmıyoruz. Bir sıra 64 tane sık iğnemizi örüyoruz. 64 tane sık iğnemizi bir sıra ördük ve 24. sırayı tamamladık. Şimdi 25. sırayı öreceğiz. 25. sırada artırmalar yapacağız. Şöyle 15 tane örüp bir tane artıracağız ve bunu 4 defa tekrar edeceğiz sıra boyunca. Sıra sonuna geldiğimizde 64 tane olan sık iğne sayımız 68 tane olacak. 4 tane sık iğne artırmış oluyoruz 25. sırada. Tekrar ediyorum, 15 tane örüp bir tane artırıyoruz. 25. sırayı ördük ve 68 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi 26 ve 30. sıraları toplamda 5 sıra herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 68 tane sık iğnemizi 5 sıra halinde örüyoruz. Evet, 30. sırayı da bu şekilde tamamladık. 5 sıra dediğim gibi herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 68 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi 31. sırayı öreceğiz. 31. sırada azaltmalar yapacağız. İlk başta 13 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane sık iğne ördüm. Bir tane azaltıyorum. 3 tane sık iğne örüyorum. Azalttıktan sonra 1, 2 ve 3. 3 sık iğneden sonra bir tane daha azaltıyorum. Devamında 27 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğneyi ördüm. Tekrar bir tane azaltma yapıyorum ve arada gene 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 3 sık iğne ördüm. Bir tane daha azaltıyorum. Devamında 14 tane sık iğnem kaldı. Onları da örerek 31. sırayı tamamlamış oluyoruz. 31. sıranın sonunda 64 tane sık iğnemiz kalmış oluyor.
Şimdi 32. sırayla devam ediyoruz. 32. sırada 64 tane sık iğnemizi bir sıra örüyoruz. 32. sırayı tamamladık. Şimdi 33. sırayı öreceğiz. 33. sırada gene azaltmalar yapacağız. İlk başta 13 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane sık iğne ördüm. Bir tane azaltıyorum. Arada 2 tane sık iğne örüyorum. 1, 2 ve 1 tane daha azaltıyorum. Devamında 26 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 26 tane sık iğneyi ördüm. Gene bir tane daha azaltma yapıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, bir azaltma daha yapıyorum. 13 tane sık iğnem kaldı. Onu da işaret ipine kadar örüyorum. Sıra sonuna geldiğimizde, yani 33. sıranın sonuna geldiğimizde 60 tane sık iğnemiz kalmış oluyor. Şimdi 34. sırayı öreceğiz. 34. sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan bir sıra 60 tane sık iğnemizi örüyoruz. 34. sıramızı da tamamladık. 35. sırayla devam ediyoruz. 35. sırada azaltmalar yapacağız. Şöyle 8 tane örüp 1 tane azaltıyoruz ve bunu 6 defa tekrar edeceğiz. 35. sıranın sonuna geldiğimizde 60 tane olan sık iğne sayımız 54 tane kalacak. 35. sırayı tamamladık. Şimdi 36. sırayı öreceğiz. 36. sırada gene azaltmalara devam ediyoruz. 7 tane örüp 1 tane azaltacağız ve 48 tane sık iğnemiz kalacak. 6 defa tekrar edeceğiz. 36. sırayı da tamamladık ve pantolonumuzun, yani pijamanın kısmını tamamladık. İlmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir tane zincirle de sıkılayacağım. İpimi kesiyorum. Buradan sonra şu kalan şuradaki süslemeleri yapacağız. 2 tane daha yapacağız buraya arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle gene şöyle sayıyoruz, bakın 1 2 3 4 5.'ye yapacağız. Bir tane de bu üstte yapacağız. Aynı şurada gösterdiğim gibi başlangıç noktasını buradan başlıyoruz. Çünkü burası pantolonun arka kısmı. Şurası da, her defasında pantolon diyorum, aslında bu pijama arkadaşlar. Bebeğimizin pijaması. Evet, buradan başlayacağız. 2 tane daha şöyle süsleme yapacağız. Şurayı da son defa göstermek istedim arkadaşlar. Gene karışıklık olmasın. Şu işaret ipinin olduğu yerden başlayacağız. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5.'den. Şöyle altın tek katından alalım. Evet. Tekrar ediyorum. Çok fazla ilmek kaydırmaları sıkmadan yapıyoruz. Başlangıç noktasına kadar yapacağız. Bir tane de şu üstte yapacağız ve bu kısmını tamamlamış olacağız. Şurayı da son defa göstermek istedim arkadaşlar. Gene karışıklık olmasın. Şu işaret ipinin olduğu yerden başlayacağız. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5.'den. Şöyle altın tek katından alalım. Evet. Tekrar ediyorum. Çok fazla ilmek kaydırmaları sıkmadan yapıyoruz. Başlangıç noktasına kadar yapacağız. Bir tane de şu üstte yapacağız ve bu kısmını tamamlamış olacağız. Pantolonunu bu şekilde, pijamasını pardon, tamamladık. Şimdi şu kenarındaki
fırfırları yapacağız. Evet. İpimi tığıma sabitliyorum ve alıyorum. Buradan başlayacağım. Şuradan. Şu tek katını alıyorum arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şöyle bir tane sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çekiyorum ve aynı yere 3 tane yalancı trabzan yapıyorum. 1 2 3 Devam ediyorum. Şu tek katını almaya dikkat ediyorum. Bakın. 1 2 3 Burada 22 tane sık iğnemiz vardı. 22 defa bu şekilde yapıyoruz. Tekrar ediyorum. Tek katını almaya dikkat edelim. 1 2 3 Dolayısıyla 66 tane yalancı trabzan yapmış olacağız başlangıç noktasına kadar. Evet, başlangıç noktasına kadar bu şekilde ördüm. İlk trabzanın tepesine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum ve ipimi keseceğim burada. Aynı şekilde diğer bacağını da yapacağız. Evet, pijamamızın her iki paçasını da bu şekilde yaptık ve tamamladık. Şimdi son olarak şuradaki bağcığını yapacağız. Şöyle. Bunun için yaklaşık 75 tane zincir çektim. Bu ipinizin kalınlığına ya da elinizin gevşek sıkılığına göre değişebilir. Uzun gelirse fazlalığını kesebilirsiniz. Evet, şimdi 75 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 75 tane zincirimi çektim. İpimi keseceğim. Bunu şu şekilde şöyle kıvırıp takacağız. Şöyle şuradan. Pardon, bir üstte. Şuradan. Şöyle. Şöyle yaparsak daha kolay olur. Bu şekilde istediğiniz aralıklarla takabilirsiniz. Aralıkların eşit olmasına dikkat edelim. Şuradan takacaktık şöyle. Evet, başlangıç noktasına kadar takıyoruz. Burasını da taktık ve pantolonu tamamladık. Şimdi tişörtünü, yani pijamasının üst kısmını yapacağız. Bunu kenara alalım. Evet, tişörtü için 34 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 34 tane zincirimizi çektik. 6 tane zincir sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane saydım. 7.den itibaren örüyoruz. Burada her bir zincire bir tane sık iğne yapacağız. 28 tane toplam sık iğne yapmış oluyoruz sonuna kadar. 28 tane sık iğnemizi bu şekilde yaptık. Şimdi ikinci sırayla devam edeceğiz. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. İkinci sırada bir tane örüp bir tane artırıyoruz. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 14 defa tekrar edeceğiz bunu. Sıra sonuna geldiğimizde 42 tane sık iğnemiz olacak. Bir örüp bir artırıyoruz. İkinci sırayı tamamladık. 42 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi üçüncü sırayı öreceğiz. Üçüncü sırada bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. 5 tane örüp bir tane artıracağım ve bunu 7 defa tekrar edeceğim. Sıra sonuna geldiğimizde 49 tane sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 tane örüp bir tane artırıyoruz. Evet. 7 defa tekrar ediyoruz bunu. Üçüncü sırayı da tamamladık. Şimdi dördüncü sırayı öreceğiz. Dördüncü sırada gene artırmalar yapacağız. Bir zincir çektim ve dönüyorum. 6 tane örüp bir tane artıracağız dördüncü sırada da. Ve bunu gene 7 defa tekrar edeceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde
56 tane sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ördüm. 1 tane artırıyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. 5. sırayı öreceğiz. 5. sırada kol ve gövde ayrımı yapacağız. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 3 tane zincir çekiyorum. 14 tane sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane saydım. 15.den itibaren örüyorum. Burada da 14 tane sık iğne yapacağız. 1 tane yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 tane sık iğne yaptım. Yine 3 tane zincir çekiyoruz ve 14 tane atlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15.den itibaren örüyorum. Buraya da 7 tane sık iğne yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 5. sırayı tamamladık. 5. sıranın sonunda 28 tane sık iğnemiz oldu. 6. sırayla devam ediyoruz. 1 tane zincir çektim ve döndüm. 7 tane sık iğne örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 sık iğne ördüm. Burada zincir boşluğuna 3 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3. Devamında burada 14 tane sık iğnemiz vardı. Onları da örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Şimdi zincir boşluğuna geldik. Buraya da 3 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3. Geride 7 tane sık iğnemiz kaldı. Onu da sıra sonuna kadar örüyoruz. 6. sıranın sonuna geldiğimizde 34 tane sık iğnemiz olacak. Evet, şimdi 7. sırayı öreceğiz. 7. sırada ilik yeri koyacağız. Bunun için 6 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Dönüyoruz. Burada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 34 tane sık iğnemizi bir sıra örüyoruz. 7. sıramızı da tamamladık. Şimdi 8. sıraya geldik. 8. sırada bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Artırmalar yapacağız. 8. sıranın başlangıcında 8 tane sık iğne örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir tane artırıyorum 8 sık iğneden sonra. Devamında 16 tane sık iğne örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne ördüm. Bir tane daha artırıyorum 16 sık iğneden sonra. Devamında 8 tane sık iğnemiz kaldı. Onu da sıra sonuna kadar örüyoruz. 8. sıranın sonuna geldiğimizde 36 tane sık iğneye ulaşıyoruz. 8. sırayı tamamladık. Şimdi arkadaşlar 9, 10, 11 ve 12. sıraları, toplamda 4 sıra herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 36 tane sık iğnemizi örüyoruz. 9 ve tekrar ediyorum 12. sıraları, toplam 4 sıra öreceğiz. Evet, 12. sıraya kadar ördük. 12. sırada dahil. Şimdi 13. ve son sırayı öreceğiz. Şimdi burada gene son olarak ilik yeri yapacağız. Bunun için 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve dönüyoruz. 13. sırada da herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız. Bir sıra daha 36 tane sık iğnemizi öreceğiz. Evet, 13. sıranın da sonuna geldik. Bu kısmını tamamlamış olduk. Şimdi ipimizi keseceğiz ve diğer yerlerini yapacağız. Şimdi şu altının fırfırını yapacağız. Şöyle şurayı
Bunun için koyu pembeyi aldım. Şuradan tutuyorum bakın. Bunu arka lobdan yapacağım. Blok. Şuradan bir tane sık iğne ile ipimi sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Ve aynı yere 3 tane yalancı trabzan yapıyorum. 2 3 Devam ediyorum. Hiç atlamaksızın bütün arka lobların tamamına 3'er tane yalancı trabzan yapıyoruz. Bunu da bu şekilde tamamladık. İpimizi keseceğiz. Şimdi kollarını yapacağız. Evet, şöyle tutuyoruz. Bunu da bir tane zincirle tutturdum. Burada 3 tane sık iğnemiz vardı. Şuradaki ikinci yere bir tane sık iğne ile tutturuyorum ve direkt buradaki sık iğnelere geçiyorum. Şöyle. Bunları da arka lobdan yapıyoruz gene. Şu ipimizi de alttan yürüteceğiz. Her bir loba 3 tane batıyoruz. Burada 14 tane sık iğne atlamıştık. Bu 14 sık iğneye her birine 3'er tane yalancı trabzan yapıyoruz. Aynı zamanda bloğu olarak görüyoruz. Yani arka lob, tek kat lobunu alıyoruz. Şöyle bakalım, bakın. Daha önceki beni seyredenler biliyordur. İlk defa yapanlar için. Buna bloğu tekniği diyoruz arkadaşlar. Şu arkadan aldığımız tek kat. 1, 2, her birine 3'er defa tekrar ediyorum. 14 defa yapacağız. 14 defa bu şekilde kolunu yaptım. Şimdi alt kısma geçeceğiz. Burada 3 tane sık iğne var demiştik. Bir tanesini ördük. Diğer ikisini de sık iğne olarak örüyoruz. Burada artırma yapmıyoruz. Hiç gerek yok. Şimdi bir tane önce yapmıştık. Buradaki sık iğnelere 2 tane de şimdi yaptık. İlmek kaydırmayla buradaki ilk sık iğnenin tepesine birleştiriyorum ve kolunu bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi ipimi kesip içeri alacağım ve aynısı bir tane de yapacağız. Yani diğer kolunu aynı şekilde öreceğiz. Şöyle. Şuradan. Her iki kolunu da yaptık ve tamamladık. Şimdi şu ilmek kaydırmaları yapacağız. Pantolonunda olduğu gibi tişörtünde de bakın 1 2 aşağıdan ikinci sıraya yapıyoruz. Gene tığıma pantolonunda göstermiştim. Bir defa da burada göstereyim. Şuradan yapacağız. Şöyle yapayım. Bir tane sık iğne ile sabitliyoruz. Daha sonra ilmek kaydırma tekniğiyle üstten yapıyoruz. Şöyle tutarsak daha kolay olur. Evet, sıra sonuna kadar bunu yapıyoruz. Dediğim gibi önceden de söylemiştim. Çok fazla kasmıyoruz. İpi sıkı tutmuyoruz ki kasmasın. Evet, bu şekilde tamamladım. İplerini de şöyle içeriye aldım. Şimdi ikincisini diğerinde olduğu gibi, pantolonda olduğu gibi 5. sırada yapacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şu kısma yapacağız. Tam kolunun altından geçecek şekilde. Her ikisini de yaptık. Şimdi şöyle arkadaşlar, buralarda 3 tane ilik yeri vardı. Ben 3 tane düğme diktim bunun için. Düğme yapmak zorunda değilsiniz. Ben size burada düğme nasıl yapıldığını da göstereceğim. Bakın şuraya bir tane yaptım, bağladım. Bir tane de size göstereceğim. İlla plastik bir düğme olması gerekmiyor. İple de yapabiliriz. Şimdi şöyle bir sihirli halka yapıyoruz. İpimizin ucunu birazcık uzun bırakıyoruz. Ben şunu yaptım. Biraz küçük olmuş. Biraz bir tık büyüğünü yapacağız şimdi. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Bir tane zincir çektim. Milimin başına doluyorum. Buraya 6 tane yalancı trabzan yapacağım. Ama çekmiyoruz. Şu şekilde. 1 Uzun tutmuyoruz. 2 3 4 5
ve 6. Hepsini beraber çekiyorum. Bir tane zincirle sıkılıyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum. Daha sonra ipi keseceğim. Şu şekilde. Şöyle. İlik neredeyse bakın onun denginde olan yere bağlayacağız. Şuradan bağlıyoruz bakın. Burada bir tanesini, ipin bir katını buraya çekiyorum. Pardon, şöyle olacaktı arkadaşlar, yanlış oldu. Şuraya çekeceğim. Diğerini de hemen yanındaki. Ve bunu sıkı bir şekilde bağlayacağım. Bu şekilde düğmeler yapabilirsiniz. Bakın hem de çok şık duruyor. Değişik renkleri de yapabilirsiniz. Ben şunu, bunu neden pembe yaptım? Çünkü burada ipini kaybederken orada bir ip kalabalığı olmasın, gözükmesin diye aynı renkten yaptım. Orayı düğümledim. Şimdi şuradan şöyle sıkılayacağım ve bu ipleri şuradan arkadan geçireceğim. İpimi kesiyorum burada. Gördüğünüz gibi bakın buralarda gayet şık bu şekilde düğmeler oldu. Üçüncü düğmeyi de şuraya yapacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde düğümledim. Hiçbir şekilde açılmıyor. Normal plastik düğmenin görevini aynı görüyor. Bütün amigurumilerde bunu kullanabilirsiniz. Şöyle renk renk yapabilirsiniz. Evet, tişörtünü de tamamladık. Her ikisini de tamamladık ve dördüncü partın sonuna geldik. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.